2020 senesi acısıyla tatlısıyla bitti. Elazığ depremi, Van'da çığ, Manisa depremi, koronavirüs, Kobe Bryant derken pek tatlısını görememiş olsak da bitti. Bir yandan da oyun piyasası durmadı tabii. Hatta herkesin eve kapanmasıyla daha bile güçlendi. 2020'de çıkan tüm oyunlara tek tek bakmak yerine bu sene çıkış yapıp 100 üzerinden en az 90 puan almış başarılı oyunlara bakalım istedim. Bu liste Metacritic puanları baz alınarak hazırlandı ve puanlarına göre sıralandı. Hepsi başarılı kaliteli yapımlar olsa da benim kişisel görüşlerim değil yani. Toplam 12 oyunun yer aldığı listemize gelin hep birlikte bakalım. Rastomanik. Yakuza Zero, Sega tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon macera oyunu. Çıkışını yıllar önce yapmış ve kendini kanıtlamış olmasına rağmen bu sene PC ve Xbox için de çıkış yapıp bir kez daha övgüleri toplamayı başardı. Mafyacılık oynayıp suç işlemeyi seviyorsanız mutlaka bir göz atın derim. Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch için Nintendo tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yaşam simülasyonu oyunu. Bir adada barış içinde yaşamaya çalıştığınız ve diğer oyuncularla etkileşime geçtiğiniz özel bir deneyim. Evinizi geliştirmek, farklı kıyafetler denemek, kullanışlı eşyalar üretip kullanmak gibi normal hayatta yaptığınız şeyleri yapıp sanal bir dünyada yaşamayı sevenler için biçilmiş kaftan. Nicely done. You can use the tools you craft to acquire new materials, like this. And with those, you can craft more items. Spelunky 2, iki boyutlu bir platform oyunu. Oyuncu kayıp ailesini bulmak için ayı ziyaret eden, ilk oyundaki kaşifin kızı Ena'nın kontrolünü üstleniyor. Öldüğünüzde seviyenin başından başladığınız ve topladığınız eşyaların çoğunu kaybettiğiniz, saç baş yoldurtabilen bir yapıya sahip. Çelik gibi sinirleri olanlar bu oyuna bir şans vermeli. Formula 1 2020. Çok fazla bir şey demeye gerek yok. Meraklısı için oyun tüm platformlarda satışta. Duymayan, bilmeyenin kalmadığı Cyberpunk 2077 nihayet çıktı ve eleştirmenlerin önüne atıldı. Genellikle iyi yorumlar alan oyunu sevmeyenler de olmadı değil. Sonuçta herkesi mutlu edemezsin. Çünkü bir pizza değilsin sevgili Cyberpunk. Oyunun oynanışı, hikayesi, optimizasyonu bir kenara bırakıldı. Şimdi de oyun içi Türkçe çevirinin hataları konuşulup Türklere ve Atatürk'e karşı kasıtlı bir aşağılama var mı yok mu o konuşuluyor. Görünüşe bakılırsa Cyberpunk 2077 daha uzun süre gündemde kalmayı başaracak. Exploration of a vast open world with kinetic combat, story-changing player choices, and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like a city doesn't give you a choice? You either burn alive in it. Crusader Kings 3, Paradox Studio tarafından geliştirilen bir önceki oyunlarının devamı niteliğinde çıkan geniş çaplı bir strateji oyunu. Ekim 2019'da ilk defa duyurulan oyun, 1 Eylül 2020'de yayınlandı. Orta çağlarda geçen oyun şu an için gerçekçi, ayrıntılı strateji sevenlerin göz bebeği konumunda. So your childhood education has an effect on how well you'll do in each of these, and then you can, you know, unlock these perks over time. And the suggestion widget is letting us know we can declare war on him because his county is rightfully a part of the duchy that we already control, so we don't need to... Çok ayrıntılı bir uçuş simülasyonu olmasına rağmen, otopilot moduyla da dünyanın %100 orijinal halinin üzerinden tek tuşla sürülebileceğiniz Flight Simulator, yine bu yılın çok konuşulan oyunlarından biri oldu. Yaptığınız uçuşlarda üzerinden geçtiğiniz ülkeler birebir aynı haliyle anlık olarak renderlanıyor ve bunu çok optimize bir şekilde yapıyor. Denemek isteyenler için oyun ayrıca Xbox Game Pass sahiplerine çıktığı gün ücretsiz olarak sunuldu. Yılında PlayStation 3 için çıkan oyun, remake olarak 12 Kasım'da tekrar PlayStation 5 için çıkışını yaptı ve şu an PlayStation 5'e özel olan tek oyun olma unvanını elinde tutuyor. Adından da anladığınız gibi kendisi Souls-like bir oyun. Koca koca bossları dövmeye çalıştığınız ve bunu yaparken de yüzlerce kez öldüğünüz oyunları seviyorsanız, orijinaline bağlı kalıp eksik yönlerini gidermiş olan bu baştan yapıma bir şans verebilirsiniz. Tabii PlayStation 5'iniz varsa.
Ori and the Will of the Wisps bir platform macera oyunu. Sanat dizaynıyla çok konuşulan oyun, eğlenceli mekanikleri, kendini tekrarlamayan oynanışı ve müthiş grafikleriyle 11 Mart tarihinde tüm platformlara çıkışını yaptı. Farklı hikaye anlatım tekniği ve oynanışa getirdiği yenilikler sizi kendine bağlamaya yetecektir. Yine kendisi Xbox Game Pass sahipleri için ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir durumda. Half-Life Alyx, Valve tarafından geliştirilmiş bir sanal gerçeklik oyunu. Aşırı popüler olmamış olmasının tek sebebi de sadece VR sahiplerine özel bir oyun olması. Her zaman olduğu gibi Half-Life VR içinde standartları yükseltti, ayrı bir çıtaya taşıdı ve başlı başına VR ekipmanı sattırabilecek düzeyde oyun olarak VR tarihine de adını altın harflerle yazdırmayı başardı. There's no straight shot to the vault. I'm gonna head inside, find a way out. Got it. I'm with you every step of the way. You're gonna need a gun. Don't worry, it's unloaded. It's unloaded now. Hades, roguelike bir rol yapma oyunu. Daha önce görülmemiş hikaye anlatımı ve keyifli oynanışıyla herkesin beğenisini kazandı. Hades'in oğlunu oynadığımız oyunda yeraltı dünyasından kaçıp Olympus Dağı'na ulaşmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de defalarca ölüyor, tekrar doğuyoruz. Her baştan başladığımızda daha da güçleniyor ve oyunun sonunu görmeye çalışıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliğinde en iyi aksiyon oyunu ödülünde kazanmayı başardı. Last of Us PlayStation için özel bir seri. İlk oyunu Sony'ye çokça konsol sattırmış, kazancına kazanç ekletmişti. İkinci oyunda 5 yılın ardından sevenleriyle kavuştu. Aksiyon macera türündeki oyunu seven olduğu kadar ağır eleştirenler de oldu ama yılın oyunu ödülü de dahil 8 ayrı dalda ödül almayı başardı. Spread out. Metakritik notlarına göre düzenlediğim listenin sonuna geldik. Tekrar söylemek istiyorum, bunlar benim kişisel görüşlerim değil. Sadece Metakritik sitesinin yaptığı puanlamalara göre en yüksek puanları almış olan oyunlar. Siz de kendi yılın oyunları listenizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Beni Twitch üzerinden de takip edip haftanın 6 günü yaptığımız canlı yayınlara katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, sağlıklı günler dilerim. Rastomanik.